Normalde şu anda Tuğçe Üzümoğlu'nun bir sunum olması gerekiyordu. Ancak kendisi bir rahatsızlığı nedeniyle bu sabah bize haber verdi ve gelemeyeceğini söyledi. O yüzden kendisinin sunumu iptal oldu. Şimdi sonraki sunuma devam ediyoruz. SAP Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Çözüm Yöneticisi Bilge Aktur, Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi'nde SAP'yi temsilen yer almaktadır. Bilge Aktur, SAP'nin enerji alanındaki global tecrübesini Türkiye pazarına aktararak sektöre yön vermeyi amaçlamıştır. Kendisini enerji üretimi ve dağıtımında SAP çözümleri konulu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Ses geliyor. Teşekkürler. Öncelikle bu saate kadar kaldığınız ve ilgiyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. SAP Türkiye'de enerji sektöründen sorumlu çözüm yöneticisi olarak çalışıyorum. Açıkçası uzun yıllardır aileme ve arkadaşlarıma ne iş yaptığımı açıklamakta sıkıntılar yaşıyorum. Ama bugün bu salondan umutluyum. Temel olarak aslında sunumdaki hedefim SAP'nin enerji sektöründe neler yaptığını size aktarabilmek. Çünkü aslında buradaki çözüm yöneticiliğinin içerisinde çözümün bir parçası olma hedefi de yatıyor. SAP için enerji sektörü gerçekten kritik alanlardan bir tanesi ve en eski yatırım yaptığı sektör. Bugün daha önceki oturumlarda bir sürü aslında problemlerden bahsettik. Bunların içerisinde çözüm bulabilmek için, aksiyon alabilmek için hızlı davranmamız gerektiğinden bahsettik. Bu alanda teknoloji bize gerçekten nasıl çözümler sunuyor, bize yardımcı olabiliyor mu ve bunun için kurumların nelere öncelik vermesi gerekiyor gibi konulardan bahsedeceğim aslında. Geçebilirsem. Bir sıkıntı var. Tamam, buradan devam ediyorum, problem yok. SAP aslında marka değeri ve marka bilinirliği olarak baktığımız zaman gerçekten hani herkesin hayatına dokunan ve bir şekilde hepimizin duyduğu şirketlerden bir tanesi. Ama gerçekte tam olarak SAP'nin ne yaptığı konusunda ben hepimizin kafasında soru işaretleri olduğuna eminim. O yüzden ilk önce çok kısaca biraz SAP'den bahsedeceğim ve SAP'nin bu alanda neler yapmayı hedeflediğini aktarmaya çalışacağım. SAP 44 yıldır hizmet veren bir yazılım ve teknoloji firması. 190 ülkede 82 bin çalışanla 335 binden fazla müşteriye hizmet veriyor. Ve bunların içerisinde sadece çok büyük firmalar yer almıyor. Aynı zamanda COBI diyeceğimiz daha küçük ve orta ölçekli firmalarla da çalışıyor. Ve bunları yaparken aslında en çok bilindiği alan olan kurumsal kaynak planlama yazılımlarının dışında sektör spesifik çözümler de sunuyor. Ki bugün bu oturumun ana konularından biri olan aslında enerji verimliliği ve verimlilik kavramına bakacak olursak, kurumsal kaynak planlamanın aslında en temelde amacı verimliliğin sağlanabilmesi. Elimizdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanabilmek. Aynı iktisat biliminde olduğu gibi. Bunu yaparken de hem iç süreçlerimi hem de dış süreçlerimi hangi kurum olursa olsun uçtan uca yönetebileceğim bir platforma sahip olabilmek ve bunu yaparken de süreçlerimi en iyi şekilde tasarlayabilmek bir numaralı amaç. Ki bu noktada olay aslında SAP'nin gözünden baktığımızda sadece yazılıma bağlı değil. Yazılım bunun gerçekten küçük bir kısmını oluşturuyor. Bizim asıl değer verdiğimiz şey bu enerji sektörü de olsa, farklı bir sektörde olsa oradaki en iyi uygulamaların, en iyi süreçlerin nasıl olması gerektiğini tasarlamak, bunun için de sektörü takip etmek, trendlere hakim olmak ve bundan 10 sene, 50 sene hatta 100 sene sonra ne geleceğini şimdiden öngörerek buna uygun sistemler tasarlayıp çalıştırabilmek. SAP bu amaçla yola çıkmış ve bugün 25 farklı endüstrideki enerji bunlardan ilki ve en önemlisi olarak geçiyor. Hizmet veriyor. Bunların içerisinde bankacılık, finans, perakendecilik gibi çok daha farklı sektörler varken enerji, doğal kaynaklar, petrol, doğalgaz gibi enerji sektörü için çok kritik olan sektörler de yer alıyor. Bunların içerisinde abone yönetim sistemleri, IT-OT entegrasyonu, nesnelerin interneti gibi enerji sektörünü direkt olarak dikey çözümlerle tanımlayan çözümler yer aldığı gibi aynı zamanda her sektörün ihtiyacı olan yatay dediğimiz 12 tane de iş kolunda hizmet veriyor. Bunlar da finans gibi, insan kaynakları ve satın alma gibi aslında her kurumun ihtiyacı süreçleri uçtan uca yönetebilmemiz için tanımladığımız çözümler.
Enerji sektöründe neler yaptığımıza birazcık daha detaylı olarak bakacak olursak, SAP dünya üzerinde şu anda enerji şirketlerinde üretim, dağıtım, perakende, tedarikçi bütün firmaları düşündüğümüzde 4200'ün üzerinde müşteriyle çalışıyor. Ve bugün gelirlerinin %23'ünü bütün dünyadaki SAP gelirlerinin enerji ve doğal kaynaklar sektöründen sağlıyor. Burada anlamamız gereken önemli noktalardan bir tanesi, SAP için enerji sektörüne yatırım yapmak vazgeçilmez bir şey. Ve bir sektöre doğru yatırım yapmak için de ihtiyacımız olan şey o sektörü doğru anlayabilmek. O yüzden SAP hiçbir zaman bir tedarikçi olarak, bir yazılım tedarikçisi olarak müşterilerine ulaşmak istemiyor. Her zaman bir çözüm ortağı olarak gitmek istiyor ve iş süreçlerini en doğru şekilde anlayıp global trendleri lokale taşıyabilmek, burada yaptığımız güzel işleri globale taşıyabilmek gibi bir vizyonla hareket ediyor. Türkiye'de de geldiğimiz noktada şu anda özellikle elektrik ve doğalgaz sektörüne bakacak olursak bugün 18 milyon elektrik abonesine ve 10 milyon üzerinde de doğalgaz abonesine bizim sistemlerimiz üzerinden dokunuyoruz aslında. Bugün birçoğunuz İstanbul'da mesela hizmet aldığımız elektrik dağıtım şirketinden ve doğalgaz dağıtım şirketinden dolayı aslında SAP'ye bir şekilde dokunuyorsunuz. Bizim amacımız burada en doğru şekilde bu süreçleri yönetebilecekleri sistemleri kurumlara sağlamak ve bunu yaparken de aslında bunu en verimli şekilde yönetebilmelerini sağlamak. Çünkü günün sonunda aslında bu şirketlerden aldığımız hizmeti vatandaşlara aktarmak ve de en uygun maliyetlerle bunu yürütebilmek temel amaçlarımızdan bir tanesi. Peki bugün enerji sektörüne baktığımız zaman neler oluyor? Özellikle Türkiye'ye odaklanarak bunu aktarmaya çalışacağım. Güçlü dinamikler var. Gerçekten geleneksel iş modeli dediğimiz eski iş yapış şeklimizi değiştirmemizi sağlayan. Peki bunlar neler? Birincisi deregülasyon. Deregülasyon ve ayrıştırma bugün elektrik piyasasında özellikle sıkça duyduğumuz konulardan bir tanesi. Ama birazcık daha detayına girmek istersek aslında bugün bu salondaki herkesin bir fiil etkilendiği konulardan bir tanesi. SAP 88'den beri elektrik ve doğalgaz sektörüne yazılımlar geliştiriyor. Türkiye'de de 99 yılından beri bu alanda yatırım yapıyor ve ekosistem geliştiriyor. Burada yaptığımız temel şey aslında elektrik sektöründen başlayayım. Abone yönetim sistemleri tarafında oldu. Abone yönetim sistemleri nihai tüketici olarak sizlere de dokunan ama aynı zamanda enerji sektöründeki yaşam döngüsünü düşündüğümüzde üretimden başlayan, iletim ve dağıtıma devam eden ve son noktada perakende ile birlikte tüketiciye ulaşan bütün döngüyü tamamlayan önemli süreçlerden bir tanesi. Bu açıdan Türkiye elektrik piyasasındaki modelin üzerinden geçmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü deregülasyon ve serbest piyasanın artık gündem olmasıyla birlikte ve uygulamaya geçmesiyle birlikte rollerin ayrıştırması söz konusu oldu. Burada gördüğünüz gibi üretim, iletim, dağıtım, tedarikçi görevli perakende ve serbest tüketici ve nihai tüketici gibi kavramlar hayatımıza girdi. Artık bugün AYEDAŞ diye gelen elektrik faturanızın AYESAŞ olduğunu, ertesi gün enerjisi olduğunu görüyorsunuz. Bir arıza kesintisini perakende şirketinize haber veriyorsunuz ama aslında dağıtım bu süreçten sorumlu. Düşündüğümüz zaman biz aslında nihai tüketici olarak da bu karmaşanın içindeyiz ve bunun çözülmesi için en doğru şekilde hem vatandaşa hizmet anlamında hem de aynı zamanda kurumsal olarak verimliliğimizi sürdürülebilirliği anlamında aslında çok büyük rol düşüyor. Bu anlamda SAP uzun yıllardır hem Avrupa Birliği'ne bağlı komisyonlarda hem de Türkiye'de aslında regülasyonun şekillenmesi ve en faydalı şekilde yönetilebilmesi için destek olmaya çalışıyor. Çünkü dağıtım ve perakendenin birbiriyle doğru şekilde konuşamadığı ya da üretim faaliyetlerine şebekeye doğru şekilde beslenemediği bir modelde hepimizin sıkıntılar çekeceği aşikar. İkinci konu dağıtık üretim. Dağıtık üretim aslında bugün yenilenebilir enerjiyle birlikte birçok kez bahsedildi. Hepimizin aşina olduğu bir konu. Ki düşündüğünüz zaman bu kaynakların aslında çok faydalı olduğuna hepimiz hemfikiriz. Ama bir dağıtım ve üretim şirketinin gözünden baktığımız zaman yenilenebilir enerjinin şebekede yarattığı kompleks yapıyı kurgulayabilmek gerçekten ciddi bir zorluk. Bunu yapmak için de SAP çözümleriyle mümkün olduğu kadar onlara faydalı çözümler sunmaya çalışıyoruz.
Çünkü şebekedeki yükün dengelerini bilmesi, doğru analitikler ve doğru raporlama ile birlikte ancak mümkün olabiliyor. Anlık bilgiyi değerlendirebilmek çok çok kıymetli ve eski yapılarla, eski IT sistemleriyle ve eski şebeke yapılarıyla, operasyonel teknolojilerle bunları yürütebilmek gerçekten zor. Bugün kurumların önündeki en önemli engellerden bir tanesi, enerji sektöründeki bir sürü farklı dinamiği dengeleyip tek bir potada eritip gerçekten verimli bir süreç oluşturabilmek. Üçüncü önemli konu da dijitalleşme. Yani son dönemde katıldığınız eminim bütün büyük konferanslarda, seminerlerde ana temanın dijitalleşme üzerine olduğunu, dijital çağda yaşadığımızın vurgusunun yapıldığını görüyoruz. Ama gerçekten dijitalleşme bir kurum için ne kadar ihtiyaçtır ve hangi noktalarda dijitalleşme gerekir? Özellikle enerji sektörü gibi büyük veriyle uğraşan, çok sayıda sahadaki kaynağı yönetmek zorunda olan, özellikle üretim ve dağıtım sektörüne baktığımızda gerçekten dijitalleşme artık olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi. Türkiye'de yaptığımız analizlerde gördüğümüzde daha dijitalleşme yolunda aslında çok fazla yol almamız gerektiği. Peki bütün bu zorlu dinamikler karşısında ihtiyacımız olan sistemlerin, IT sistemlerin özünde aslında hangi kavramlar yatıyor? Birincisi, bütünleşik bir yapıya ihtiyacımız var. Bugün eski dağınık sistem yapısı artık birbirinden kopup tamamen kişilere özel geliştirilmiş yazılımlarla bu işin olmayacağı aşikar. Bizim için sektörün önceliklerini tanımlamış, yol haritası net, bütünleşik tek bir platform üzerinde çalışabiliyor olmak artık net bir ihtiyaç. İkincisi, gerçek zamanlı. Bu kritik. Çünkü enerji sektöründe dediğim gibi çok büyük bir büyük veriyle uğraşıyoruz ve bunları doğru şekilde anlık olarak değerlendirebilmek bizim milyonlara verdiğimiz hizmetin kalitesinde aslında en önemli koşullardan bir tanesi. Bu yüzden gerçek zamanlı olarak aksiyon alabilmemize mümkün bir sistem kurgulamamız gerekiyor. Üçüncüsü, öngörücü. Teknoloji geliştikçe bunun gerçekten hayatımıza yansımalarını görmek istiyoruz. Ama bugün baktığımız zaman hala şebekelerdeki, üretim tesislerindeki, dağıtım sistemindeki, iletim sistemindeki birçok aktivitenin reaktif olarak yapıldığını görüyoruz. Gerçekten bir problem olduktan sonra oralara müdahale ediyoruz. Oysa ki burada sektörün ihtiyacı olan şey daha olmadan bunu tahmin edebilmek ve gerekli önlemleri alabilmek. Bu noktada öngörücü bir sistem ve öngörücü analitik bir yapı olmazsa olmaz. Ve tabii ki müşteri odaklı. Bundan önce baktığımız dönemde özellikle 2001 öncesi bu serbest piyasaya geçiş temellerinin hazırlanmasından önceki dönemde hem IT teknolojileri anlamında hem de süreçlerin tasarlanması anlamında daha çok sayaç odaklı ya da sadece üretim odaklı yapılar görüyoruz. Oysa ki bunun ucunda çok çok önemli bir parça daha var. Müşteri var, vatandaş var hizmet alan ya da sizin ürettiğiniz enerjiyi alacak bir toptan satış şirketi ya da büyük bir müşteri var. Burada müşteri ihtiyaçları doğru tanımlanmadan yapılacak olan her aksiyon sizin için ekstra bir maliyet demek uzun vadede. Başınızı ağrıtacak bir arıza, problem ya da yanlış tasarlanmış bir üretim planı demek. O yüzden müşteri odaklı yapıları bu planın içerisinden çıkartmadan yeni bir iş modeliyle hareket etmek zorundayız. Ve tabii ki bu sistemlerden bahsederken en temel noktalardan bir tanesi de esnek bir yapı. Artık müşterilerin beklentileri, çağın dinamikleri, bunların hepsi katılaşmış IT sistemlerinden bizi çok daha esnek, iş kullanıcılarının, iş birimlerinin yönetebildiği sistemlere yönlendiriyor. Bu yüzden de sahip olmamız gereken platformun esnek bir şekilde bu zorluklarla mücadele etmesi gerekiyor. Peki bu alanda SAP bu çağı nasıl değerlendiriyor? SAP dijital enerji ağını yeniden tasarlayalım diyor. Bunları yaparken de vurguladığı temel noktalar var. Birincisi, elinizdeki varlıkları ve ekipmanları yeniden değerlendirin diyor. Ben üretim ve dağıtım sektöründe çok büyük tesislerle, çok büyük cihazlarla, üretim makinalarıyla ya da dağıtım sektörüne baktığımız zaman kilometrelerce aslında büyük bir şebekeyle mücadele ediyorum. Ve bunları yaparken kullandığım bütün asetler, bütün ekipmanlar benim için çok kıymetli. Bunları yeniden gözden geçir, bu süreçleri nasıl tasarladığını yeniden değerlendir diyoruz. İkincisi, iş ağlarım ve müşterilerim. Bana hizmet veren tedarikçilerimle olan ilişkilerim, benim müşterilerim, hizmet verdiğim dağıtım bölgesindeki vatandaşlar, bunlarla olan iletişim ağını yeniden değerlendir, güçlendir ve bunları birer fırsata dönüştür diyoruz. Üçüncüsü, dijital yetkinlikler.
Bu alanda hizmet veren her firmanın dijital yetkinliklerine oturup yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Gerçekten ben dijital çağa ayak uydurabiliyor muyum? Üretim tesisimde, üretim planlamamda ne kadar manuel süreçlere başvurmak zorunda kalıyorum? Bugün Ahmet Bey işten ayrıldığında, yerine Ayşe Hanım geldiğinde ben gerçekten sürecimi hala uçtan uca devam ettirebilecek miyim? Yoksa onlara bağımlı bir halde mi çalışıyorum? Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bunların sonucunda yeniden hayal ediyoruz. Yeniden hayal ederken ilk önce iş modellerini yeniden hayal ediyoruz. Ben gerçekten dünkü gibi mi iş yapmak istiyorum? Yoksa her an daha esnek, daha faydalı, üretim planlamamı maksimize ettiğim, en doğru zamanda en doğru şeyi ürettiğim bir modele mi geçmek istiyorum? Bunun için operasyonel teknoloji sistemlerimle, shop floor dediğimiz sistemlerle, IT sistemlerim ne kadar bir arada konuşabiliyor? Ben oradan aldığım bir bilgiyi ne kadar hızlı aksiyona çevirebiliyorum? Bu anlamda doğru bir iş modeli yürütebiliyor muyum? Bunları yaparken ne kadar akıllı ve verimli bir operasyon yapıyorum? Evet, belki istediğim şeyi üretiyorum ama istediğim şeyi, istediğim miktarı, hedeflediğim maliyette üretebiliyor muyum? Bu anlamda iş modellerini yeniden tanımlıyoruz. Bunları yaparken iş süreçlerini gözden geçiriyoruz. Bugün artık nesnelerin interneti kavramıyla, sensörlerle, sahadan, üretim tesislerinden hızlıca bilgi alma şansına sahibiz. Fakat bu aldığımız bilgileri gerçekten iş süreçlerimize aktarabiliyor muyuz? Yoksa onlar orada sadece büyük bir bilgi yığınımı oluşturuyorlar. Bu açıdan yeniden hayal ediyoruz. Ve en önemli noktalardan bir tanesi iş gücü. İş gücünü doğru yönetebiliyor muyuz? İş gücünü doğru planlayabiliyor muyuz? Ve onlara gerekli dijital yetkinlikleri kullanabilecekleri basit, sadece işlerine odaklanabilecekleri yapılar sunabiliyor muyuz? SAP'nin bütün bu yeniden hayal etme ve tasarlama sürecine sunduğu enerji sektörü için çözümlerin özetini aslında burada görüyoruz. Bunlar için hedeflediğimiz şey temelde bir dijital çekirdek. Dijital çekirdek benim günlük hayatımı devam ettirebilmem için bir enerji firması olarak ihtiyacım olan her şeyi barındırıyor. Ve burada tek bir platform üzerinde ben bir taraftan sahadaki varlıklarımı, operasyonel teknoloji yapılarımı, bakım onarım planlarımı, üretim planlamalarımı yaparken diğer taraftan iş gücümü nasıl yönetmem gerektiğini, elimdeki kıymetli yetenekli kaynakları nasıl korumam gerektiğini, diğer tarafta elimdeki varlıkları ne kadar sürede bir değiştirmem ve hangi tedarikçilerden hangi maliyetlerle almam gerektiğini ve son olarak da müşterimin ihtiyaçlarını tanımlayıp yönetebileceğim bir sistem sunuyorum. Bunların hepsini de yaparken ihtiyacım olan anlık veriyi değerlendirebilen, gerçek zamanlı analizler yapan HANA platformunun üzerine konumlandırıyorum. SAP'nin dikey çözümleri dediğimiz enerji sektöründe hem yakıtların nasıl planlandığı, hem müşteri deneyimi ve abone yönetim sistemleri, hem de aynı zamanda şebekeyi nasıl yönettiğim, akıllı şebekeler konseptini getirdiğim bütün parçacıkları aslında bu bahsettiğimiz dijital çekirdeğin içerisinde buluyoruz. Peki bunları yaparken nasıl çalışıyoruz? Şimdi SAP'nin nasıl çalıştığı ile ilgili konuda ben hep bir soru işareti gördüğüm için özellikle buna eklemek istedim. İlk olarak müşterilerimizi anlamakla başlıyoruz. Birlikte bir strateji belirliyoruz. Bir üretim şirketine gittiğimiz zaman bu şirketin amacı üretimi mi maksimize etmek, maliyetleri mi azaltmak, elindeki iş gücünü en doğru şekilde mi değerlendirmek, IT yapısını uçtan uca yeni dijital bir boyuta mı taşımak? Burada aslında amacı anlamak önemli. O yüzden oradan başlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra fırsat analizi kısmı geliyor. Fırsat analizinde kuruma sağlayabileceğimiz faydaların ve bunun sonucunda nasıl bir fırsata dönüştürebileceğimizin yol haritasını çıkartıyoruz. Bu yol haritasını çıkartırken de aslında kurumların bu yatırımı yaptıktan sonra elde edeceği yatırım maliyetlerinin geri dönüşünü hesaplayacağımız bir çalışma yapıyoruz. Bundan sonra asıl önemli olan, asıl kıymetli olan kısma geliyoruz. Bu dönüşümü gerçekleştirme. Dönüşümü gerçekleştirme kısmında uygulama danışmanlarımızın sizin mevcut süreçlerinizi analiz edip müşterilerimizin daha sonra SAP'nin hazır belirli en iyi uygulamalar dediğimiz süreçleriyle nasıl eşleştiğine bakıyoruz. Bu eşleşmeyi yaptıktan sonra arada hala sizin o işi nasıl yönetmek istediğinize dair bir farklılık varsa o farkları tespit ediyoruz ve bunların çözüme nasıl uygulanabileceğini, nasıl bir araya geçilebileceğinin yöntemlerini buluyoruz. Daha sonra da sistem üzerinde ilgili kurgulamaların yapılıp mevcut sistemlerimizden bu sistemlere geçişin planlaması ve eğitimleriyle birlikte sistemlerimizi canlıya alıyoruz.
Fakat süreç tabii ki burada da bitmiyor. Çünkü asıl önemli olan şey sizin yeni bir amaç için yola çıktınız, yeni bir sisteme geçtiniz. Mevcut sisteminizde bu inovasyon yönetimini sağlamayı devam ettirebilmeniz. Çünkü çok hızlı bir şekilde değişiyor sektör. Özellikle enerji sektörü bugün hem mevzuatsal anlamda hem de dünyadaki değişen dinamikler doğrultusunda müşterilerin beklentilerinin artmasıyla birlikte çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Ben evet bugün için yatırım yaptım ama yarın ve öbür gün mevcut sistemi ayakta tutmam için neler yapıyor? Bunların analizi için de yine SAP olarak sizlere destek oluyoruz. Evet, sunumun sonuna geldim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız varsa hem Türkiye'de yaptığımız projelerle ilgili hem de yine dünyadaki örneklerle ilgili soruları alabilirim. Sorumuz yok mu? Tabii ki ilk olarak Türkiye'den başlayayım isterseniz. Türkiye'de çok ciddi bir abone yönetim sistemi dönüşümünden aslında bahsettik ki deregülasyonla birlikte sistemlerin ayrışmasıyla ve rollerin ayrışmasıyla birlikte aslında şirketler çok ciddi bir hem organizasyonel hem de IT anlamında dönüşümden geçtiler. SAP olarak bunun hem öncüsü hem de büyük bir parçası olduk. Bu anlamda yurt dışındaki tecrübeleri buraya getirmek ya da bunları hayata geçirmek için çalıştık. Büyük dağıtım bölgelerine şöyle söyleyebilirim. 21 dağıtım bölgesinin 14 tanesiyle çalışıyoruz. Elektrik sektöründe, doğalgaz sektöründe de bütün büyük oyuncularda yine abone yönetim sistemi olarak SAP'nin sistemleri kullanılıyor. Burada abone yönetim sistemi dediğimiz zaman kastedilen şey sizin abonelik süreçlerinizden başlayıp sayaç okuma, daha sonra şebekenin bakım, onarım aktiviteleri ve sayaçların bakımı, devamında takip ve faturalama süreçleri ve sizinden yapılacak olan tahsilatın döngüsüne kadar aslında uçtan uca bütün abonelikle ilgili işlemleri kapsıyor. Bu da demek oluyor ki çok fazla kişiye dokunuyor ve çok fazla sisteme dokunuyor. Bunların dönüşümünde SAP olarak katkıda bulunduk ve SAP çözümlerini konumlandırdık. Burada tabii ki sadece dediğim gibi olay yazılımla bitmiyor. Yazılım bunun aslında çok küçük bir parçası. Burada bu organizasyonların özelleştirme sürecinde geçirdiği dönüşümü, orada ayrılan personelden gelen bilginin yeni personele aktarılması, devamında projenin sağlığı açısından o süreçlerin en doğru şekilde tasarlanması gibi süreçlerde yer aldık. Bunun dışında yine elektrik ve doğalgaz sektöründe, dağıtım ve perakende dışında üretim sektöründe bir sürü firma ile çalışıyoruz. Onlarla da ağırlıklı olarak üretim planlama sistemleri ve operasyonel teknoloji sistemleriyle kurumsal kaynak planlama entegrasyonlarını bir arada yürütmelerini sağlıyoruz. Dünyadaki örneklere baktığımız zaman şu anda bir sürü koinovasyon projesi yapılıyor enerji sektöründe. Bunlar özellikle şebeke analizi üzerine. Çünkü aslında şebeke eskiden baktığımızda sadece dediğim gibi arıza gerçekleştikçe dokunduğum bir sistemken, bir yapıyken artık benim her geçen gün her yaratılan veri üzerinden analiz yapmaya çalışıp anlamaya çalıştığım bir sistem. Bunun için de şebeke analizi, yük analizi konusunda çok ciddi çalışmalar yapılıyor müşterilerimizle birlikte. Evet, aslında sunuyoruz. Bu konuda daha çok ağırlıklı olarak EPDK ile çalışıyoruz aslında. Zaten EPDK'daki komisyonlarda bizzat yer alıp bu trendleri aktarmaya çalışıyoruz. Hem de bu açıdan SAP olarak şöyle de bir sorumluluğumuz var. Çok ciddi bir dağıtım ve üretim sektörü müşterisine sahibiz burada. Oluşacak olan mevzuatları sistemlerimizi hazırlayabilmek için de aslında onlarla birlikte çalışıyoruz. İki taraflı bir aslında işbirliği var bu konuda. Tabii ki bunun dışında TİH gibi, TEDAŞ gibi büyük kurumlarla da yine her zaman bu bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Sadece özel sektör değil, kamuyla da bu anlamda işbirliğimiz mevcut. Hı hı.
Şu anda aslında hani süreç tıkalı mı değil mi tabii ki apayrı bir mevzu. Ama şu bir gerçek ki öncelikler çok farklı. Yani özel sektörün öncelikleriyle kamu sektörünün öncelikleri farklı. Ve bence önemli olan bunların ikisini bir araya getirip aynı masaya oturtup doğru kararları aldırtabilmek. Deregülasyon konusu mesela önemli bir konu. Yani serbest piyasaya geçişte hala mevzuattaki boşluklar olmasından kaynaklı problemler sürekli özel sektör tarafından aktarılıyor. Aynı şekilde bu konuda EPDK'nın sürekli mevzuat çalışmaları var. Biz de mesela burada SAP olarak Almanya'da ve diğer ülkelerde yaptığımız çalışmaları sürekli aktararak onları aynı masada bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ya da çeşitli sektörel etkinlikler düzenleyerek orada yine aynı şekilde bir araya gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Umarım kısa vadede daha iyi çözümler yer alacak. Evet. Teşekkür ediyorum o zaman. Sayın Bilge Aktur'a teşekkür ediyor. Plaketini sunmak üzere arkadaşım Berrak Maru sahneye davet ediyorum.